Kardeşlerim, nasıl bir hayat yaşıyoruz? Veya bizim yaşadığımız hayat Allah'ın istediği bir hayat mıdır? Allah'ın hoşlandığı, Allah'ın gösterdiği, şu Allah'ın kitabında açık açık haber verdiği hayatın veya Allah'ın tarif ettiği hayatın benzeri midir, uygunu mudur, değil midir? Bütün bunların hesabını yapmakla, bütün bunların izahını, vuzuhunu yapmakla mecbur değil miyiz? Söyleyin bana, yaşadığımız hayat bütün şumuluyla, bütün muhtevasıyla, her şeyiyle yaşadığınız hayat Allah'ın istediği hayat mıdır? Bu cemiyet Müslüman mıdır, İslam cemiyeti midir? Bunların Kur'an'a uygun cevapları var. Bu suallerin çözümü var, bu işlerin izahı var. Aziz kardeşlerim, aziz müminler, asil gençler, asil gençler, mübarek gençler, sizi Allah'ın kitabıyla baş başa bırakarak bazı hususları anlatmaya çalışacağım. Bizim yaşadığımız şu hayat ve cemiyet, her çeşit unsurlarıyla, her şubesiyle, her çevresiyle, her türlü muhitiyle yaşadığımız şu cemiyet, vallahi, vallahi, vallahi İslam'ın cemiyeti değildir. Hocam olur mu öyle şey? Bak camiler açık, camilerin kapıları sonuna kadar açık, minarelerden gürül gürül ezanlar okunuyor, bir şey diyen yok, İslam cemiyeti değil de nedir diye gayet gülünç bir mantıkla, bir mantık oyunuyla bize bu cemiyetin İslam cemiyeti olduğunu aşılamak isteyenlere soruyorum ve siz de sorunuz. Bir cemiyetin Müslüman cemiyet midir, değil midir? Belli olabilmesi için camilerinin kapılarının açık olmasına bakmayın. Bir cemiyetin Müslüman cemiyet olabilmesi için bütün meyhanelerin, şarap yapan fabrikaların, içki üreten menbaaların ve kaynakların gökten kapalı olması lazımdır. Kadınların kapalı olması lazımdır. Faiz yuvalarının kapalı olması lazımdır. Umumhanelerin, çıplaklıkların, bataklıkların, rezaletlerin kapalı olması lazımdır. Bunlar böyle olmadıkça cemiyete İslam cemiyeti diyemezsiniz. Siz bana camilerin açık olduğunu söylemeyin. Meyhanelerin, kumarhanelerin, umumhanelerin, fuhuşhanelerin, faiz yuvalarının, zulüm yuvalarının, rezalet ocaklarının kapalı olduğunu söyleyebilir misiniz bana? Neresi İslam cemiyetidir? Neresi İslam cemiyeti bu cemiyetin? Kaldırımları görmüyor musunuz? Caddeleri görmüyor musunuz? Çarşıyı, pazarı, parkı, panayırı, dükkanı, mağazayı, her şeyi görmüyor musunuz? Neresi İslam cemiyeti bu cemiyetin? Bunların hesabını siz vermek zorundasınız. Bunları düşünmeye siz mecbursunuz. Bir başkası düşünüp başka bir yön verme gücüne malik değil. Biz, siz, bütün Müslümanlar bunları düşünmekle karşı karşıyadır. Belden aşağısına geçirdiği daracık ve sımsıkı pantolonla dolaşan bir kız ve onun peşinde şehvet nazarlarını ona çevirerek iştahla ve iştahla ona bakan delikanlı ve bu manzarayla dop dolu olan caddeler ve çarşılar, cemiyet bütünüyle neresi İslam cemiyetidir? Soruyorum size, belinden aşağısına geçirdiği sımsıkı ve daracık pantolon elbise midir, örtü müdür, tesettür müdür? O pantolu giymemiş de sanki belden aşağısına giydiği o pantolonun rengiyle renklenmiş ve boyanmış gibi düşünün, sanki boyanmış gibidir. O pantolon elbise midir, kıyafet midir, tesettür müdür soruyorum şuurlarınıza. Bir an için o pantolu yok zannedin, o pantolonun bilucin, bilu, mavi rengiyle, kırmızı rengiyle, sarı rengiyle, o pantolon değil de sanki boyanmış, fırçayla boyanmış gibi düşünün. Ne farkı var çıplaklıktan? Boyanmış vücutlar gibi değil midir? Sanki boyanmış gibi değiller midir? O bir elbise midir? Allah katında
ister erkekler olsun o kot pantolonunu adeta bir kılıcın kınına girişi gibi daracık ve sımsıkı o kot pantolonunu giyen erkekler ve kadınlar Allah'a yemin ediyorum Allah katında anadan doğma çıplak geziyormuş gibidirler. Cezalanacaklardır. Azab-ı ilahiye maruz kalacaklardır. Yapmayınız Müslümanlar, bizi aldatıyorlar, bizi atlatıyorlar, bizi enayi yerine koyuyorlar. Allah'ın kitabı açıktır. Belden aşağısına sanki mavi bir boya çekmiş gibidir o, elbise giymiş gibi değil. Niçin düşünmüyorsunuz? Neden izah edemiyorsunuz? Ve o haliyle vücudunun üst kısmında da yaptığı tebeddülat ile bütün cemiyetin şehevi arzularını çekmiyor mu? Ve bütün gaye ve maksat bu değil midir? Yüz binlerce masraflar, milyonlarca sarfiyatlar yapmak suretiyle nedir o hal? Nedir o? Ve Allah'ın bu azabına çılgın çılgın gitmenin manası ne? Allah'ın azabına, Allah'ın gazabına korkunç bir sürat akıp gitmenin manası ne?